Kentin çok maliyeti yüksek, elektrik faturaları yüksek. O yüzden buradaki hasatımı daha az maliyetli buğday ürüne çevirmeye karar verdim ve buğday ekeceğim. Edirne'de çiftçiler hububat ekimi öncesinde tarlalarında hazırlıklarını sürdürüyor. Mazotu, gübresi, elektriği derken tarlayı daha ekmeden kara kara düşünüyor çiftçi. Çok zahmetli, maliyetlerimiz çok yükseliyor yani. Geçtikçe ama malımız para yapmıyor. Yıldırım semtinde tarla hazırlığı yapan çiftçi Abdullah Sancak Çavuş'u yeterli yağış olmadığından dolayı ekimin Kasım ayına sarkabileceğini söyledi. İsmim Abdullah Sancak Çavuş'u. 43 yaşındayım. Yani 10 yaşından beri çiftçilikle uğraşıyorum. 2019-2020 yılının buğday ekimine hazırlık yapıyoruz. Bu sene hava şartlarımız çok kurak gidiyor. Edirne bölgesi olarak yeterli yağışı alamadık ekim için. O yüzden Kasım ayına biraz ekimin sarkması düşünülüyor şu an için, yağış olmazsa. Ekim hazırlığı yaparken çiftçinin sorunlarını da gündeme getiren Sancak Çavuş'u, girdi maliyetlerinin her geçen gün arttığını, çiftçilik yapmanın artık daha zor hale geldiğini anlattı. Çiftçi ürünü para yapmıyor. Ürünü değerli, çok değerli satamıyor. Ama girdilerimiz aşırı yükseldi. Örneğin Ağustos krizinden sonra doların yükselmesi ve euronun yükselmesi, dövizin artmasından dolayı bütün ürünlere zam geldi. Gübremizi 1200 liraya alırken 2100 liraya, 2000 liraya almaya başladık toprak altı gübremizi. Aynen üzerine attığımız üre gübresini tam bir katı yani %100 artarak almaya başladık. Geçen sene 1350 lira civarında verdik buğdaylarımızı. Bu yıl yine aynı fiyata verdik ama girdilerimiz yükselmişti. Bundan sonraki devam edecek yıllarda da çiftçinin para yapmayacağına inanıyoruz yani. Aynı zamanda ben çeltik ekicisiyim. Çeltik üretimi de yapıyorum. Geçen sene bu dönemlerde çeltiğimizi bitirmiştik biz. Satışımızı da yapmıştık. 3500 liraya satmıştım kamyo çeltiğimi. Bu sene yine 3500 liraya sattım. Ama benim girdilerim çok arttı. Traktörün bugünkü yakıtı 250 litre mazot. 6500 liraya çarptığımız zaman bugünkü benim her traktörü koyacağım mazot miktarı. Yani şartlarımız çok ağırlaştı. Ben bu arazimi elektrikle sulama yapıyorum. Son faturam 3. %15 zam, %45 zam geldi. Çeltik ekimi yapıyordum ben burayı. Çeltiğin çok maliyeti yüksek, elektrik faturaları yüksek. O yüzden buradaki hasatımı daha az maliyetli buğday ürüne çevirmeye karar verdim ve buğday ekeceğim. Yani çiftçilik, çiftçi çok zor durumda. Bir çıkış arıyor. Yani çiftçilere devletimiz biraz daha desteklemesi gerekiyor. Desteklemeler yetmiyor.